ilahe illallah. Senin adın Ayşe Hümaşa. Senin adın Ayşe Hümaşa. Senin adın Ayşe Hümaşa. Validem sütüm kâfi değil. Ne yaptıysam arttıramadım. Mihrimah. Dur Mihrimah. Ver. Gel. Tamam. Mihrimah üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Loğusa şerbetini getirdiniz mi? Şeker Ağa kendi elleriyle hazırladı Sultan. Sultanım. Ayşe Maşa Sultanımız için yeni bir süt haline geldi. Allah'ım inşallah bu iyidir. Al içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkan anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultanım. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. İnşallah uykun hafiftir hatun. Hafiftir Gülbahar hatun. Âlâ. Bir gözün açık uyuyacaksın. Gece en az iki kez emzirmem lazım. Odam burası. Süt annesinden memnun musun? Karnını doyuruyor mu? Nihayet. Dün gece hiç ağlamadı. Hatun becerikli. Sütü de bol. Kendi evladı gibi bakıyor. Şükürler olsun. Validem siz iyi misiniz? Bir hali sıkıntılı gördüm. Mustafa abin yine kafasına göre hareket edip babanın canını sıkıyor. Ne yapmış ki? Doğrusu takdir ediyorum onu. Hayli akıllı. Yeniçerilerin gözünü boyamak için her fırsatta para dağıtıyor. Mustafa abimin böyle şeyler yapacağına ihtimal dahi var mı? Mihrim'e ona ne şüphe. Ancak Mahidevran'ı unutma. Her türlü fitne fesat mevcut. Aklını karıştırıyordur. Her gece kafama yastığa koyduğumda aklımda sadece bu var Mirma. Allah korusun babana bir şey olursa ya da ona bir şey yapmak isterlerse halimiz nice olur. Divanda bir tek Rüstem var. Diğer paşaların hepsi
Mustafa taraftarı. Badem, böyle şeylerle kendiniz manasız yere üzmeyin ne olur. Nasıl üzmeyeyim Mihrim'e? Böyle haberler geliyor ki. Bana huzur yok. Sultanım. Demek buradasınız. Ben de size haber yollayacaktım. Hayırdır inşallah. Bu nasıl olur? Hünkârımız kararı Lütfi Paşa'ya nasıl bırakır? Emir verirlerken oradaydım sultanım. Acele etmeden düşünmelerini tavsiye ettim. Lakin beyhude. Üç şehzadeniz birden saraydan ayrılacaklar. Hepsi bir gün gidecek zaten. Mani olmak mümkün değil. Mihrim, ha, elbette. Ancak evlatlarımın akıbetini Şah Sultan ve Lütfi Paşa'nın elini terk edecek değilim. Rüstem Paşa gel benimle. Müjde veren kelebeğim, bebeğimi uyandırma, sana güller vereceğim. Sultanım, bağışlayın, ben sultanımız uyanmıştır diye geldim. Değil mi? Biraz ağlat ama şimdi daha iyi. Allah nazarlardan sakınsın, çok güzel emdi. Bayağı iştahlı sultanımız. Rüstem, validem gitti mi? Çıktılar sultanım. Haber mühim tabii. Durmaz yerinde. Ne olacak böyle? Kardeşlerim ne vakit çıkacak sence? Hatun sen çekilebilirsin. Bu hatun nereden geldi sultanım? Kim gönderdi? Ben kendisinden gayet memnunum. Sayesinde Ayşe uyku yüzü gördü. Hem sen merak etme. Ağalar etraflıca tetkik ettiler. Neden sual ettin? Sizleri ona emanet ediyorum. Evvela bana haber ver ki gözüm arkada kalmasın. Gel. Gülbahar, akşam validem gelecek. Birlikte yemek yiyeceğiz. Hünkârımız da gelebilir. Hazırlıklı olun. Merak buyurmayın sultanım. Sen validemin dairesiyle de alakadar ol. Bu gece ondan kalmasını isteyeceğim. İyi misiniz sultanım? Sen dediklerimi yap. Sultanım. Rüstem Paşa sarayda mı? Değiller sultanım. Ben sultanımıza geldiğinizi haber vereyim. Buyurun sultanım. Sultanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mihrim'a. Bu ne güzellik böyle? Çok güzel bir anne olmuşsun. Sultanım, siz nasılsınız? Şükürler olsun. Afiyetteyiz Mihrim'a. Malum, doğumdan sonra gelemedik. Seni ve bebeği görmek istedik artık. Buyurun, şöyle otur. Gülbahar. Sen Emine Hatun'a söyle, Ayşe uyanır uyanmaz yanımıza getirsin. Mihrim'a, Rüstem Paşa'yla aranız nasıl?
kötü davranıp üzmüyordur seni inşallah. Hayır sultanım. Aksine beni el üstünde tutuyor. Peki iyi görmedim seni. O yüzden. Bu aralar biraz yorgun düştüm. Geceleri pek iyi uyuyamıyorum. Allah'tan Emine Hatun geldi de ben de biraz rahatladım. Demek Şah Sultan ve Hatice Sultan geldi. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Bizi görmeye gelmişler. Biraz sohbet ettik. Lakin fazla kalmadılar. Onların melek yüzlerine kanıp sırlarını aşikar etmemişim ha. Kalbini açma. Babam neden gelmedi? Kardeşlerini sancağa göndermekle meşgul. Beni de oraya göndermek istiyorlar Mihrimah. Maksatları bu. Allah bilir orada başıma neler gelecek. 20 yıldır bunu başaramadılar valide. Bundan sonra yapamazlar, emin olun. İnşallah Mihrimah, inşallah. Geç oldu, ben gideyim. Validem, bu gece burada kalsanız olmaz mı? Yarın sabah saraya birlikte döneriz. Babamı çok özledim. Kardeşlerimi de görmek istiyorum. Mihrimah, ne oldu sana? Ben her fırsatta geliyorum zaten. Ben sadece yalnız kalmak istemiyorum. Mihrimah. Ay parçam benim, sen yalnız değilsin. Bu sarayda bir evladın var. Ve seni çok seven, üzerine titreyen bir kocan var. Biz de her daim yanındayız. Hı? Doğum, sonra uykusuz geceler. Zannediyorum biraz asabım bozuldu. Yoksa iyiyim ben. Thank you.
Destur! Kızımı kaçırdılar. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşah Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu? Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu. Beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstem ondan boşandı diye ona düşman. Belli ki fırsat kopmamış. Ama sen evladım. Şşt. Bal Bey. Derhal askerleri topla ve aramalara katılsın. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Benim hatam. Benim yüzümden oldu. Onu yalnız bırakmamam gerekiyordu. Ağlıyordur şimdi o küçücüktür. Karnı acıkmıştır onu. Sultanım, siz içinizi ferah tutun. Allah'ım esirgesin. Sağ salim dönecek inşallah. Amin. Sultanım, sultanım, sakin olun. Oturun biraz. Ne oturması? Fatun dur. Validem. Mircim, henüz bir haber yok. Korkma, hiçbir yere kaçamaz. Bulup getirecekler. Validem, bu emri kim verdi? Hatice Sultan mı, Şah Sultan mı, kim? Sen şimdi bunları düşünme. Hünkârım Sicabe'ye neyse yapacak. Hı? Gülfem Hatun, git onlara söyle. Eğer evladımın kılına dahi zarar gelirse dünyayı onların başına yıkarım. Tamam Meryem, tamam. Validem o daha çok küçük, daha çok küçük. Ağlıyordur, o karnı acıkmıştır, benden uzakta olun. Ben size bakarız. Sultanım. Hemen yatağıma gel. Durma öyle Sümbüler, hemen hekim kadını çağır. Rabbimiz sultanımızı bize bağışladı. Rüstem. Derhal sultanlarımızı al ve sarayına götür. Bir daha da zinhar gözünü üzerlerinden ayırma. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Hoş geldin paşam. Hoş buldum. Paşa. Tamam canım, bugün neler yaptın? Var mı saraydan bir haber? Saray bildiğiniz gibi sultanım. Kaynayan bir kazan. Her köşede bir şey konuşuyorlar. Ne vakit bir yere girsem susuyorlar.
Belli ki düşmanlarımızın gizli emelleri var. Ne emelinden bahsediyorsun? Lütfi Paşa'nın bana olan nefreti malumunuz. Fırsatını bulsa bir kaşık suda boğar beni. Endişe etmene gerek yok. Buna cüret edemezler. Endişelenmiyorum zaten sultanım. Vaka bana sizden başka hiç kimse zarar veremez. Ne demek bu? Bir çınar ağacı misali kök salıyorsam eğer, dallarım uzuyor, yapraklarım çiçek açıp can buluyorsa, bunun sebebi sizin güneş gibi parlayan yüzünüz, ırmak gibi bakan gözlerinizdir sultanım. Bir an için yüzünüzü çevirip gözlerinizi benden esirgerseniz, işte o vakit kurur dallarım, yapraklarım dökülür.